Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber mangal lezzetinde fırında soslu kanat ve soslu patatesler yapacağız. Tarifimiz için şöyle 1 kilo kanat kullanacağız. Şimdi tavuk kanadımızın kenar kısımlarına bıçakla çizik atalım. Evet, kanadımıza şöyle bıçakla çizikler atıyoruz. Ters çevirdikten sonra bu tarafına da hemen bir tane daha yapalım. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen bir tane daha yapalım. Şimdi şu baget kısımlarına da, şu uç kısımlarına da şöyle çizikler atıyoruz. Yani açıyoruz kenar kısımlarını biraz. Bu şekilde çok daha güzel bir şekilde kızarıyor kanadımız. Ve içerisine sosunu da çok güzel bir şekilde çekiyor. Şöyle yakından da göstereyim. Tam olarak bu şekilde. Hemen bir tane daha yapalım. Ve bu şekilde devam edelim. Kanatlarımızın tamamına kesikler açtık. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Genişçe bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı biber salçası, şöyle 1 çay bardağının 1/3 kadar sıvı yağ, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz kırmızı tatlı biber, 2 çay kaşığı kekik ve biraz da tuz ekliyoruz. Siz de tuz ve baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Ben 2 çay kaşığı da tuz kullandım. Şimdi harcımızı şöyle güzelce bir karıştıralım. Evet, sosumuz hazır. Şöyle de göstereyim. Muhteşem kokuyor. Şimdi kanatlarımızı sosumuza bulayalım. Evet, kanatlarımızı bu şekilde bir 10 dakika dinlendirelim. Biz de bu arada patateslerimizi hazırlayalım. 4 adet orta boy patatesimizi elma dilim olacak şekilde doğradık. Şöyle de göstereyim. Şimdi patatesimiz için sos hazırlayalım. Patateslerimiz için de yine şöyle 1 çay bardağının 1/3 kadar olacak şekilde sıvı yağımızı genişçe bir kabın içerisine ekliyoruz. Ardından 1 çay kaşığı toz kırmızı tatlı biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve şöyle 2 çay kaşığı kadar da tuz ekliyoruz. Siz de tuz ve baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Harcımızı şöyle bir karıştıralım. Şimdi patateslerimizi sosumuza bulayalım. Şimdi kanadımızı ve patateslerimizi fırın tepsimize dizelim. Evet, patateslerimizi ve kanatlarımızı tepsimize dizdik. Şöyle patatesimin sosundan kalan yağlı sosumu da birkaç kaşık olacak şekilde kanadımı ve patatesimizin üzerine gezdiriyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şöyle ıslatmış olduğum yağlı kağıdımı tepsimin üzerine seriyorum.
Ve yemeğimizi bu şekilde önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda pişmeye bırakıyoruz. Evet, yemeğimiz serviste hazır. 220 derecelik fırında üzerindeki yağlı kağıdıyla beraber yemeğimizi tam 40 dakika pişirdik. Sonra o yağlı kağıdı kaldırdık ve üzeri açık bir şekilde de tam 15 dakika pişirdik. Nefis bir soslu kanat tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.